Bundan dolayı da Medineli mümin erkek ve mümin kadınlar en değerli gördüklerini Allah Resulüne takdim ettiler. Ama bir ev hariç. Evin direği olmayan bir ev hariç. Evin beyi olmayan bir ev hariç. Ümmü Süleym'in evi Allah Resulüne takdim edecek bir şeyi bulamadı veya yakıştıramadı. Vardı elinde de peygambere yakıştıramadı. Verirdi, kendisi kullanırdı. Akrabası olsaydı verirdi. Ama fahri kainata vermeye tenezzül etmedi. Allah Resulüne yakıştıramadı belki de. Ne yaptı peki? Enesci'nin elinden tuttu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına koştu. Ne yapacak peki? Oğlum, verecek bir şeyimiz yok. Tatlı dilimiz de mi yok? Dilimiz mi pörsü dedi. Hoş geldin ey fahri kainat. Medine'ye teşrifin sefa getirdi. Selam olsun sana insanların en hayırlısı. Bunu mu söyledi sizce? Taltif mi etti? Vallahi değil. Hiçbir anne ve babanın yapamayacağı çok kıymetli bir hediyeyi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hizmetine sundu. Onu da bırakalım Enes anlatsın. Dedi ki, annem Muhammed Aleyhisselam'ın yanına geldi. Ya Resulallah, Medine'ni bütün aileler istisnasız hepsi sana hediye takdim etti. İçinde bir yara var. Belki kimisi değerli hurmalarını verdi. Belki kimisi hayvanını getirdi. Belki kimisi süt ikram etti. Kimisi evine hasır koydu. Kimisi belki oturacağı minderi belirledi. Ne derseniz deyin. Ama benim sana verecek hiçbir şeyim yok. Ya Resulallah, bu Enescik senin hizmetinde bulunsun. Sen onu hangi hal üzere kullanmak istiyorsan o sana yardımda bulunsun dedi. Allahu Ekber. Ben sana öyle bir hediye verdim ki yeryüzünde hiçbir anne ve baba böyle bir hediyeyi sana takdim edemez. Gözümden sakındığım evladımı, ciğerparemi sana veriyorum. Ah ah Ümmü Süleym, bilin kardeşler bilin, bu kadın var ya, sırf evladının kadrini, kıymetini başka adamlar anlamaz diye yıllarca dul kaldı, dul. Hatırlayın geçen derslerimizde anlattık. Yeryüzünde bütün zorluğu evlatları için göğüsleyecek bana bir adam gösterin. Vallahi o annedir. Bana bir şahıs deyin. Billahi annesidir. Başkası değildir. Eş değildir. Çocuk değildir. Ehlinden başka birileri değildir. Annedir anne. Eteğini süpürge yapar o anne. Bileğinin kuvvetiyle para kazanır o anne. İnsanların karşısına dikilir. Evladına set olur. Sur olur. Düşmanları yan gözle bile bakmaya korkar. Allahu Ekber. Enes'in annesi yıllarca dul niye kaldı biliyor musunuz? Enes'in kadrini, kıymetini bir adam anlamaz diye. Şimdi soruyorum ben sana ey Ümmü Süleym. Neden Enes'ini getirdin Resulullah Aleyhisselam'a? Sıkıldın mı artık Enes'inden? Dulluk artık seni rahatsız mı etti? Ah şu Enes'ten bir kurtulsam da. Ah şu Enes'i Allah'ın Resulü'nün dizinin dibine koysan da adam olsun. Kendine çeki düzen versin. Yaramazlıklarını gidersin. Ben de sefana bakayım. Bu saatten sonra kendime bir eş koca bulayım. Bu niyetle mi getirdin ey Ümmü Süleym? Bugün annelerimizden bazıları yaz Kur'an kurslarına çocuklarını başlarından savmak için getiriyorlar. Ah ah! 3 ay boyunca aman okullar açılsın da evlatlarımız bir okula gitsin de biz artık bu esaretten kurtulalım diyen anne ve babalar maalesef içimizde mevcutlar. Sen de bunlardan biri misin? Acaba sen onların öncüsü müsün? Sen mi onlara böyle bir kapı açtın diye soracak olursak yine bırakalım cevabı Enes bin Malik radıyallahu anh versin. Der ki başka bir rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldik. Annem dedi ki ya Resulallah, elinden tutmuş böyle annesi. Kaçmasın ha, gitmesin bir yere ha. Allah Resulüne belki şunu da gösterir. Ya Resulallah, benim için çok kıymetli bir çocuk bu. Elinden tutuyorum, benim için çok değerli. Kimsenin kapıp kapıçırmasından vallahi korkmuyorum. Ben bunu sana takdim ediyorum ya Resulallah. Ve şunu söylüyor, bakın şu sözler ona ait. Ya Resulallah, bu benim oğlumdur. Ve yazı yazmasını bilen bir delikanlıdır diyor. Allahu Ekber. Demek ki yaramaz bir çocuk değilmiş. Senin işini görecek bir çocuk, senin işini giderecek bir çocuk, seni anlayacak, senin ihtiyacını kavrayacak bir yere gönderdiğinde
O sorumluluk bilincini yerine getirecek bir çocuğu sana takdim ediyorum. Ya Resulallah. Allahu Ekber. Şimdi çocuklarımızın en zekisi, en terbiyelisi, en ahlaklısı nereye gönderiliyor? Dünyevi ilimleri tedris etmesi için üniversitelere gönderiliyor. Değil mi Müslümanlar? Evladımın şu an dini merasimlere, dini ilimlere ihtiyacı yoktur. Hele bir okusun, büyük bir adam olsun diyen kapital dünyanın Müslüman anne ve babalarının Ümmü Süleym gibi bekar dul kalmış bir hanımefendiden alacağı çok büyük dersler vardır. Efendim, benim yavruma fen ilimleri okutun. Okuluna ve gireceği sınavlara katkı sağlayacak etütler yapın. Ama sizin sanki müfredatınızda gördüm. Elif cüzü öğretiyormuşsunuz, Kur'an öğretiyormuşsunuz, temel dini bilgiler öğretiyormuşsunuz. Şimdi benim çocuğum daha gençtir. Kafasına böyle şeyler sokmayalım, meşgul etmeyelim. Kalbinde varsa ileride yapar. Hidayet sizden midir, Allah'tandır. Bizim için şimdi öncelikli olan yavrumuzun istikbalidir diyen kapital dünyanın anne ve babalarına Ümmü Süleym'in vereceği çok büyük bir ders vardır alabilene. Ha, şimdi bu toplumda dünyanın değişik yerlerinde evlatlarını Allah'ın yoluna adayan anneler yok mudur? Vallahi vardır. Meryem'i adadığı gibi Allah'ın mescitlerine kızlarını ve erkeklerini adayan anneler yok mudur? Vallahi vardır. Ey çocuk, eğer Allah'ın dininden saparsan, eğer Allah'ın dinine hizmetten geri kalırsan, Allah'a ve Resulüne sırt çevirirsen, sana emzirdiğim süt haram olsun diyen anne var mıdır? Vallahi de vardır, billahi de vardır. Çocuğum hem İslami ilimleri öğrensin, Allah'ın şeriatını öğrensin, ama fen ilimlerini öğrenecekse de ümmeti Muhammed'in duvarlarında açılan gediklerin kapanması için öğreneceksin. Ey çocuk, fizik öğreneceksin, kimya öğreneceksin, ama ümmeti Muhammed'in problemini çözmek için öğreneceksin. İyi bir fizikçi desinler diye değil, iyi bir tıbbiyeli desinler diye değil, ümmetin kanayan yarasını durduracaksın. Değilse emzirdiğim süt sana haram olsun diyen anne var mıdır? Vardır. Çocuklarını Arakan'a, Suriye'ye, bugün bir fidan gibi diken, o topraklara harcayan, Irak'ta, Afganistan'da, Çeçenistan'da, insanların köy olarak, kasaba olarak hiç bilmediği mekanlarda, şimdi mümin anne ve mümin kadınlar çocuklarını bir fidan gibi o arazilere dikti mi şehitler vererek? Elhamdülillah. Vallahi kazanacağız bu andan itibaren. Billahi kazanacağız. Bunu hayatımız haline getirdiğimiz gün, bunu hep beraber yaptığımız gün, kazandığımız günün başlangıcı olacaktır Müslümanlar.